Son sorumuz ise Türkiye eksenli bir soru oldu. Siz bu koronavirüs sürecinde Çin'in etkilenmesini gördünüz. Dünya milletlerini, dünya devletlerinin etkilenmesini gördünüz. Bundan sonrası için ne olur? Yani Türkiye bu işin neresinde bulunur? Koronavirüsten sonra gerçekten yeni bir dünya kurulur mu? Yeni bir sistem kurulur mu? Gibi bir soru yönelttim. Serper Bey dedi, öncelikle her kriz kendi içinde bir takım fırsatlar barındırır görebilenler için. Türkiye'de şu anda Çin'den kopabilecek bazı sektörleri bugünkü durumu itibariyle, lojistik durumu itibariyle, geldiği üretim kabiliyeti itibariyle kendi toprakları için alabilir ve kendi insanlarını bu üretimde istihdam ederek dünyaya ihracat yapıp Çin'in ekonomisinin bir kısmını kendine çekebilir. Çünkü karşıda gerçekten çok devasa bir üretim ekonomisi var Çin'de. Bunun için ama birçok etkenin bir araya gelmesi lazım. Yani üreticinin desteklenmesi lazım, üretimin desteklenmesi lazım, yatırımcılara güven verilmesi lazım. Türkiye'ye gelip yatırım yaptıklarında herhangi bir problem olmayacağına dair. Bunun birçok siyasi, ticari, sosyokültürel sac ayakları var. Türkiye'nin bunları bir araya getirmesi lazım. Fakat Türkiye'de maalesef dedik girişimcilik ruhu istenilen seviyede değil, neredeyse hiç yok. Türkiye'de internetin altyapısını yapan firma Huawei ve Çinli ZTE arkadaşlar. Huawei ile çalışan bir Çinli, Türkiye'deki boşluğu görüp Huawei'den ayrılıp bir Çinli kapitali, yani Çinli bir yatırımcı Türkiye'ye çekip şirket kurup Türkiye'ye getiriyor ve kendi işlerini yapmaya başlayarak Türk ekonomisinden pay almaya başlıyorlar. Ama uzun sürelerdir Huawei ile çalışan Türkler aynı dili konuşmalarına, kendi ülkeleri olmalarına rağmen böyle bir fotoğrafı görüp böyle bir girişimcinin içine giremiyorlar dedi. Bu çok önemli bir kriter arkadaşlar. O yüzden Türkiye'nin bu girişimcilik ruhunun biraz önünün açılması lazım. Girişimcilerin önünün açılması gerektiğini de ifade etti arkadaşlar. Para birimi değersiz olan ülkeler için içinde bulunduğumuz koronavirüs süreci biraz riskler barındırabilir. Yani para birimi güçlü olan devletler, para birimi güçsüz olan devletlerin şirketlerini gelip çok uygun fiyatlara satın alıp, kritik noktalardaki şirketleri satın alıp o devletlerin egemenlik hakları üzerinde biraz söz sahibi olabilirler dedi. Buna Türkiye'nin dikkat etmesi lazım. Türkiye ve onun gibi ülkelerin dikkat etmesi lazım dedi. Bunu da böyle tarihe not düşmüş bir video olarak paylaşayım arkadaşlar. SPK dediğimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu satışlara izin vermemesini, gerekirse devletin bu şirketlerin dış satın almalara kapatılması gerektiğini ifade etti. Çünkü Türkiye'nin gerçekten şu an çok riskli bir para birimi var. Dolar neredeyse 7 oldu arkadaşlar. Euro 7,5-8 civarında herhalde, yanlış bilmiyorsam. Türkiye'nin buna dikkat etmesi gerektiğini ifade etti. Sizlere doğru bilgiyi doğru kaynaklardan alarak vermeye çalışıyorum sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim. Videomu beğendiyseniz, videolarımı beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı, beğen butonuna tıklamayı ve sevdiklerinize de bu kanalı paylaşarak, kalitemizi de arttırarak yolumuza devam etmemizi, sağlamamızı sağlayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.